Çocuğumuz çok kaygılı. Bir destek alıyoruz ama biz evde onun kaygısıyla baş etmesini sağlamak için ebeveynleri olarak neler yapabiliriz? Kaygılı bir çocukla birlikte zaman geçirmek aileyi zorlayabilir. Ama unutmayın ki kaygının hem genetik olarak geçişi vardır hem de sizin davranışlarınızla kaygının düzeyi belirlenir. O nedenle ilk yapmanız gereken şey kendi kaygılarınızla baş etmeyi öğrenmeniz olmalı. İkinci olarak çocuğun kaygılandığını düşündüğünüz ortamlardan onu uzak tutmaya ya da olayları ondan uzak tutmaya çalışmayın. Çocuğun kaygılarıyla karşılaşması, yüzleşmesi ve onlarla baş etmeyi öğrenmesi gerekir. Onun kaygılarını anlamaya çalışın ve bu duygularınızı onunla paylaşın. Ama bu onun kaygılarını arttırın, güçlendirin ya da destekleyin anlamına gelmemektedir. Kaygılarını yönlendirici sorulardan kaçının. Örneğin sınıfta o gün bir ders anlatacak, sunum yapacak. Ona şöyle bir soru sormayın. Kaygılı mısın? Ev içinde sınırların, kuralların, yapılacakların, yapılamayacakların belirli olması kaygılı çocukların kaygılarını azaltır. Bu nedenle evdeki düzeni sağlamaya çalışın ve son olarak da ona kaygıyla baş etmek için iyi bir model olmaya çalışın.